Sevgili hemşerilerim çevre ile ilgili özellikle bu atık su ve yağmur su ayrıştırılması, derelerin ıslahı ve ıslah edilen derelerin çevrelerinin de yine bir yeşil alana, bir yaşam alanı koridoruna dönüştürülmesi, Beylikdüzü'nden başlattığımız yaşam vadisi kavramının bütün İstanbul'a yayılması. İşte az önce başkanımız da söyledi, Küçükçekmece Belediye Başkanımız burada. Ayamama'nın çevresiyle beraber bir yeşil alana kuvvetli bir nefes koridoruna dönüşmesini sağladığımız projemiz bir bölümü bitti, diğer bölümü devam ediyor. Sayın Genel Müdürümüzle konuştuk. Özellikle son su baskınlarında kaynarca koluyla ilgili hızlıca projenin hayata geçirilmesi ve oranın temelinin seçimden önce atılmasının sağlanması konusunda talimatı verdim. 120'nin üzerinde noktada sel ve su baskınlarına son verdik. Bakınız önceki dönem genel müdürümüz, şimdiki genel müdürümüz, her ikisi de Raif Bey, Şafak Bey ve diğer arkadaşlarımız bu konuya ilk geldiğimiz andan itibaren çok hızlı asıldık ve bu görüntünün çağdaş şehrimiz İstanbul'a yakışmadığını ve işte Boğaz'da Kurban Bayramında kan gölüne dönüştüğü görüntüleri veya sel su baskınları arasında can kayıplarının olduğu görüntüleri, işte Harami Dere, Esenyurt'tan tutunda büyük ya da Kuzguncuk sahilinden tutunda diğer vadilere ayamamaya şuna buna varıncaya kadar 120'nin üzerinde noktada sel ve su baskınları ilgili sorunu gündemden kaldırdık. Kaldırdık. Bu bir çevre projesidir. Dolayısıyla ama bitti mi bitmedi devam ediyor. İşte Kaynarca kolu ve bunun gibi başka projeleri de yapmaya devam edeceğiz. Bu özeni gösteren, bu kötü görüntüleri şehrimizin hafızasından silip atan kıymetli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizden önceki yönetim gibi altyapı sorunlarının üstünü örterek değil, altyapı yatırımları göze görünmez oy getirmez diyerek değil tam aksine biz altyapıya belki de dört dört buçuk yıla beş yıla beş yıl diyemeyeceğiz üç ayımızı çaldılar bu e, çaldılar lafını kullanıyorum çünkü tescilli e, kıymetli vekillerim tescilli niye tescilli vallahi çaldılar yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar sanırım Bu bu demokrasi tokadını yedikten sonra hukuka müdahale edip böyle saçma sapan davalarla Ekrem'in işte önüne nasıl taş koyarız, set koyarız, akıl tutulmalarını yaşamazlar. Nasıl yaşattıklarında fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa hadi yapın bakalım diyorum. Hadi bakalım tenezzül edin. Bakın ne oluyor. Tavsiyem şu. Tavsiyem şu. Biz milletin bileğiyiz. Bilek güreşine hazırız. Mertçe güreşimizi yapalım. Mertçe siyasi mücadelemizi yapalım. Yarışımızı yapalım mertçe yarışın kazananı kaybedeni fark etmez. Bu sahayı sağlayın. Bakalım ne olacak? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır. Şimdi sevgili dostlarım yeni atılımlarla, yeni yatırımlarla kalkınmacı bir toplumun varlığı için ekonomik sıçramayı yapabilen bir toplumun, üretken bir toplumun, müreffeh bir toplumun, yaşam koşulları kaliteli bir toplumun var olabilmesi için cumhuriyetimize layık bu ülkelerle cumhuriyetimizi güçlendiren Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir Cumhuriyet evladı olabilmek için şunu söyledim. Burada herkesin hikayesinde vardır. Dün bir yerde de sevgili Mukadder abi söyledim. Ben rahmetli büyük dedem Harami Derede işgal kuvvetleri İstanbul'u terk etmesini bekleyen birliklerin içerisindeydi. Buraları görmüş, demiş ki ben köyüme döneceğim Osman abimle gelip buralara yerleşeceğim demiş. Karadeniz'in köyleri biliyorsunuz daha bayır. Dönünce bakmış ki Osman abisi başka bir cepheden dönememiş. Dönemeyince cesaret edememiş. Zaten diğer iki abisi de meçhul asker diye kara kuvvetleri komutanlığında kaydı var. Ben de sistem ettim. Ya meçhul asker olmaz yani. Gitmiş dönememiş işte. Sarıkamış'a gitmiş başka bir yere gitmiş. Meçhul asker tarifini tek başına kabul edemiyorum diye sistemimi dile getirmiştim. Cesaret edememiş. Çünkü dört üç yengesi var, eşi var. Onların birer kızı var. Kendi çocuğu henüz yok. Böyle bir delikanlı olarak Trabzon'da köyüne dönmüş. Cesaret edememiş. Ama harami dere, beylik düzü. Hep zihninde kalmış. Ve evde bunu anlatırmış. Babam biz çocukluğumuzdan beri duyarız. Onun duası bizi geldi Beylikdüzü'ne yerleştirdi diye babam hep söyler. Enteresan bir şey kader bu. Bunu niye anlattım? Benim ailemde ilk okuma yazmayı bilen, öğrenen kişi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilk çocuklarından birisi olan rahmetli dedem. Cumhuriyet Den önce benim ailemde okuma yazma bilen yoktu. Olsaydı bir belgesi, bir evrakı kalırdı. Yoktu. Anadolu'nun büyük kesimi böyleydi. Bunu bilelim arkadaşlar. Cumhuriyet bir eğitim devrimidir. Cumhuriyet 40 haneli bir köyde o büyük dedenin dördüncü nesil torununu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yapan büyük bir devrimdir. Bunun adı bu kadar net. Onun için yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz. Yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz. Ağzınız, avazınız çıktığı kadar yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz. Biz bunu her zaman demeye hazırız. Bu kadar net. Bayramınız kutlu olsun. Yatırımlarımız hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun. 86 milyon insanımızı da 16 milyon insanımızı da tek tek ayrı ayrı en üst seviyede sevmiyorsak namertiz. Değerli misafirlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi